Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme Rabbi şirah li sadri ve yesir li emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme amin. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin bizlere lütfetmesiyle bizler geçen hafta eşlerimize karşı nasıl bir adaba sahip olmalıyız bundan bahsettik. Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Tabi bu minvalde kardeşler, eşlerimize karşı nasıl bir adaba, nasıl bir muameleye sahip olmalıyız? Bu konuya dair bizler eşlerin birbirlerine karşı sahip olmaları gereken ortak adab türlerinden bahsettik. Yani tam olarak eşlerin, yani kocanın eşine karşı göstermesi gereken adab nasıl olmalıdır? Bununla beraber kadının kocasına karşı göstermesi gereken adab nasıl olmalıdır? Bu minvalde abiler ortak olan meselelerden bahsettik. İnşallah Allah Azze ve Celle bugün de nasip ederse kardeşler, istiyorum ki sizlere bu meselelerin tam güzel bir şekilde anlaşılabilmesi için, eşlerin birbirlerine karşı adaplarının daha güzel bir adap, daha güzel bir muamelenin tam olarak nasıl olacağının bilinmesi için kadının kocası üzerindeki hakları ve kocanın karısı üzerindeki hakları, eşinin üzerindeki hakları, bunlar tam olarak nelerdir? İnşallah istiyorum ki bu dersimizde de bunlardan bahsedeyim. Lakin kardeşler, biraz konu uzun olmuş olduğundan dolayı bu dersimizde özellikle tam olarak kadınların kocaları üzerinde nasıl hakları vardır? Kadınlar kocaları üzerinde nasıl haklara sahiptir? Veya tam olarak kocaların, erkeklerin kadınlarına karşı bazı meselelerde göstermeleri gereken adapları, muameleleri nasıl olmalıdır? İnşallah bu dersimizde bundan bahsedeceğim. Gelecek dersimizde de erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları nelerdir? Rabbimin izni ve lütfuyla inşallah gelecek hafta da bundan bahsetmek istiyorum. Normalde konuyu biraz uzatmış oluyoruz abiler. Çünkü gerçekten bu ders silsilesi bunu gerektirmiş bir durumda. Mesela geçen dersimizde eşlerin birbirlerine karşı adabı nasıl olmalı? Bundan bahsettik. Ortak adab türlerini anlattık bizler bu dersimizde. Ama bunun daha iyi bir şekilde bilinmesi için eşlerin, gerek kadının gerek erkeğin eşine karşı sorumluluklarını, adabını tam olarak daha iyi bir şekilde bilebilmesi için birbirleri üzerindeki hakları tam olarak nelerdir, bunlar üzerinde de konuşmamız gerekirdi. Ve inşallah bu dersimizle beraber bunları yapmaya, bunları anlatmaya çalışacağız. Bunun için kardeşler, geçen dersimin girişinde yapmış olduğum mukaddimeyi, ön sözü bir daha hatırlatmış olayım sizlere. Gerek siz abilerime, gerek sözümüzün kendisine ulaşmış olduğu bütün bacılarımıza, ablalarımıza bu nasihati yapmış olalım. Kardeşler, biz burada erkeklerin kadınlar üzerindeki hakkından bahsedeceğiz. Kadınların erkekler üzerindeki hakkından bahsedeceğiz. Dolayısıyla sizlere bir nasihat etmiş olacağız. İnşallah Rabbim nasihati dinleyen ve nasihattan en güzel şekilde istifade eden kullarından kılsın bizleri. Bu minvalde abilerim, gerek erkekler olarak gerek kadınlar olarak nasihate bakış açımız şöyle olmalıdır. Bizim için istifade edilir bir şey varsa istifade edeceğimiz şeyi alacağız ve gereği gibi gerektirmiş olduğu şeylerle amel edeceğiz. Ama böyle meseleler gündem olduğunda, erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları, kadınların erkekler üzerindeki hakları, bu tür meseleler gündem olduğunda ne yazık ki bizler abilerimize ve ablalarımıza şöyle bir baktığımızda kimse kendisi açısından hiçbir istifade almamaktadır. Niye? Çünkü herkes hakkından şikayetçidir. Kadın biraz daha bu meselede kadınların hakkından bahsedilmeliydi. Kadınların hakkı az anlatıldı. Veya genel olarak hocalar hep erkek olduklarından dolayı biraz meseleyi taraflı bir şekilde anlattılar. Hep genelde bu şekilde eleştiriler yapılmaktadır. Veya erkekler tarafından ya aslında biraz daha erkeklere itaat, kocaya itaat meselesi biraz daha fazla zikredilmeliydi. Biraz daha fazla zikredilseydi iyi olurdu gibi yaklaşımlardan dolayı, böyle beklentilerden, böyle şikayetlerden dolayı ne yazık ki bu minvalde yapılan nasihatlerden istifade etmiyoruz. Kardeşler, mümin erkek ve mümin kadınların en büyük vasıflarından bir tanesidir ki onlar nasihati güzel bir şekilde dinler ve nasihatten istifade ederler. Allah Azze ve Celle Zariyat suresinde dedi ki وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Müminlere nasihat et. Umulur ki, muhakkak ki nasihat müminlere fayda sağlar. Hatırlatman müminlere fayda sağlar. Mümin erkek ve mümin kadınlar
nasihati dinlediklerinde artık bu nasihatten nasıl istifade edilmesi gerekir? Bunun üzerinde yoğunlaşırlar ve kendileri için dersler çıkarırlar. Ve bundan sonra dersler çıkardıktan sonra gereğince güzel bir şekilde amel ederler. Bunun için kardeşler, siz abilerime ve sözümün kendisine ulaşmış olduğu herkese, abilerime, ablalarıma birinci nasihatim bu ders hakkında kardeşler. Nasihati güzel bir şekilde dinleyin. Bu nasihatten farklı çıkarımlar yapmayın. Şeytan size farklı vesveseler vermesin. Kendiniz için güzel dersler çıkarın. Ve bundan sonra aile hukuku açısından eşimize karşı muamelemizi nasıl güzelleştirebiliriz? Daha önce anne baba hakkında konuşma yaptık. Anne babamıza karşı muamelemizi nasıl güzelleştirebiliriz? Çocuklarımıza karşı muamelemizin nasıl bir muamele olması gerekir? Bu konuda nasihati dinleyelim. Artık nasihatin gereğince de güzel bir şekilde amel edelim. Bizim için önemli olan budur kardeşler. Allah Azze ve Celle'nin nasihati en güzel şekilde dinleyen, en güzel şekilde anlamaya çalışan ve en güzel şekilde hayatına aktarmaya çalışan kullarından kılsın bizleri. Allahümme amin. Normalde burada 4 tane meseleden bahsedeceğim. Kadınların 4 tane hakkından bahsedeceğim. Bu 4 tane başlık içerisinde başka farklı başlıkları da bulundurmaktadır. Yani kadınların hakkı 4 tane tek değildir. Öncelikle bunu bilin. Daha sonra başlıklara geçeyim. Kadınların hakkı sadece 4 tane değildir. Ama bu 4 başlıkta 4 tane başlık zikredeceğim. Bu 4 başlıkta genel olarak kadınların erkekler üzerindeki hakları nedir? Bazı meseleleri de şöyle küçük küçük başlıklarla veya küçük küçük detaylarla genel başlıkların içerisinde zikretmeye çalışacağım. Kardeşlerim, kadınların erkekler üzerindeki en büyük haklarından bir tanesi nikah akdi yapılmadan önce mehir istenmesidir. Mehir, İslam dininin kadına bahşetmiş olduğu, kadına vermiş olduğu en büyük haklardan bir tanesidir. Nikah akdi gerçekleşmeden önce kadın tarafı, ister kadının kendisi, ister kadının velisi erkek tarafından bir mehir talep ederler. Bu mehirde asıl olan bu mehrin mal cinsinden olmasıdır. Başka ilim olabilir mi veya başka manevi şeyler olabilir mi? Şöyle küçük küçük ihtilaflar olmasıyla beraber evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in öğretmesi bir mehir olabilir. Veya erkeğin kadına ilim öğretmesi, kendi ilminden onu istifade ettirmesi bir mehir olabilir. Ama mehirde asıl olan para cinsinden olmasıdır. Mal cinsinden olmasıdır. Mesela bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem manevi olarak bazı kimseleri evlendirmiştir. Manevi bir mehirle evlendirmiştir. Mesela Fatiha suresini öğretmesi şartıyla, erkeğin kadına öğretmesi şartıyla bir erkekle bir kadını evlendirmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bunun sünnette yeri vardır. Ama mehirde asıl olan mal cinsinden olmasıdır abiler. Ve bu mal nikah akdinden önce kız tarafının veya kızın kendisinin erkekten talep etmiş olduğu ve erkeğin erkek tarafının kabul etmiş olduğu artık nasıl bir meblağsa artık bu meblağı erkeğin vermesi üzerine vaciptir. Eğer anlaşılan meblağ ne kadarsa bu meblağ muhakkak verilmeli abiler. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde dedi ki وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَ Kadınların mehirlerini gönül hoşluğuyla verin dedi Allah Azze ve Celle. Dikkat edin abiler. Rabbimiz kadınların mehirlerinin verilmesini emretmiş olduğu gibi bir de gönül hoşluğuyla, severek, isteyerek verin demektedir. Dolayısıyla iki taraf bir şey üzerinde anlaştıklarında artık bu erkeğin üzerine vaciptir. Artık bu mehri vermesi gerekir. Daha sonra cahiliyede bazı kardeşlerimizin veya bazı insanların yapmış olduğu şu fiilden kesinlikle sakınılmalı. Hani evlendikten sonra ilk başta işte 200 gram altın mehir olarak kabul ettiniz. Evlendiğiniz gibi hemen o 200 gram altını alıp götürüp bir yere ödünç almış olduğunuz yere vermeyeceksiniz. Artık o kadının malıdır. Kesinlikle bir yerden ödünç alamazsınız veya kadından geri hemen evlendirmiş olduğunuz gibi o altınları veya o malı alamazsınız. Onun izni olmadığı sürece. Çünkü kardeşler bu artık onun malıdır. Mehir kadının malıdır ve kocası üzerindeki en büyük haklarından bir tanesidir. Dolayısıyla erkeğin kesinlikle bu konuda gevşek davranmaması gerekir. Eğer üzerinde anlaşılan bir meblağ varsa erkeğin bunu vermesi gerekir. Çünkü bunu vermesi üzerine vaciptir. Peki kardeşler, mehir konusunda kadının erkek üzerindeki en büyük hakkı olan mehir konusunda bir ölçü var mı? Şöyle alttan veya üstten, alt sınır veya üst sınır noktasında bir ölçü var mı? Hayır kardeşler, normalde böyle bir ölçü yoktur. Bazı kimseler, bazı alimler alt sınır olarak bir hudut belirlemişler. En aşağı şu kadar olacak demişler ama genel görüş alt sınır olarak da bunun için bir meblağın söylenmeyecek olmasıdır abiler. Bununla beraber üst sınırdan da bir şey söylenmez. En fazla mehir bu kadar olacak. Hayır kardeşler, böyle bir şey yok. İslam bunun önünü açık bırakmıştır.
Ömer radıyallahu anh'ın hilafetine kadar bunun önü açık bir şekilde gelmiştir. Artık böyle Ömer radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde gençlerin babaları Ömer radıyallahu anh'a gelmiş ve demişler ki ey müminlerin emiri, artık babalar, kız babaları, kızlar büyük meblağlar istiyorlar mehir olarak. Yani keşke şu insanlarla konuşsan, keşke şu insanlara bir nasihat etsen de biraz mehirleri düşürsünler. Veya bunun için üst bir sınır olsun. Çünkü gençler, gerek erkekler olarak gerek kızlar olarak artık bu mehir sebebiyle evlenemiyorlar. Ömer radıyallahu anh bunu duyunca daha sonra şöyle bir gün mescitte cemaati karşısına almış bir şekilde onlara dedi ki, bu meseleyi gündem ederek dedi ki bunun için bir üst sınır belirleyelim. Ömer radıyallahu anh bunu söyleyince şöyle arka saflarda meşhur olmuş olduğu üzere, birçoğunuzun duymuş olduğu üzere Kureyşli bir kadın kalktı. Ve dedi ki Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini okudu Nisa suresinde. Rabbimiz dedi ki وَاِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ. Şayet bir eşin yerine başka bir eş almak istediğinizde وَاَتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيَّا. Şayet onlara kantar kantar altın vermişseniz de, şayet onlara kantar kantar gümüş vermişseniz de kesinlikle onu almayın. Kesinlikle onu istemeyin dedi Allah Azze ve Celle. Dikkat edin kardeşler. Allah Azze ve Celle burada dedi ki onlara kantar kantar altın vermişseniz de, onlara kantar kantar gümüş vermişseniz de, yani mehir olarak bunu kesinlikle istemeyin dedi Allah Azze ve Celle. O Kureyşli kadın bu ayeti delil getirdi ve dedi ki bunun için bir ölçü olmaz. Allah Azze ve Celle bunun için bir ölçü belirlememiştir. Dolayısıyla sizin de belirlememeniz gerekir. Evlenilecek kadınların mehirleri konusunda. Bunun üzerine abiler Ömer radıyallahu anh dedi ki Ömer hata etti. Kureyşli kadın doğruya isabet etti. Böyle söyledi. Ondan sonra da günümüze kadar birileri bunun hakkında konuşmuş mudur? Allahu alem. Ama günümüzde de şöyle bir hakikat söz konusudur abiler. Günümüzde de bunun için üst bir sınır yoktur. Veya genel olarak alt bir sınır yoktur. Kız tarafı, kızın velisi ne kadar bir mehir isterse ve erkek tarafı da erkek de bunu kabul ederse hepsini vermesi üzerine vaciptir. Tabii kardeşler burada şöyle bir meselenin altını çizelim. İnşallah. Bu meselede orta yol nedir abiler? Bu meselede bizlerin takip etmesi gereken orta yol nasıl olmalı? Kardeşler, kız tarafından gerek kızın velisi gerek kızın kendisi çok büyük meblağlar talep edince evlilikler güç bir hale gelmektedir. Dolayısıyla evliliklerin güç bir hale gelmesiyle insanların arasında fısık ve fuhşiyat daha fazla yayılmaktadır. Bunun için kardeşler, özellikle bunun için kız tarafının, kızın kendisinin büyük meblağlar talep etmemesi gerekir. Niye? Evlenebilsinler diye. Bu sebepten ötürü kızlarımız evinde oturuyor veya kardeşlerimiz evlerinde oturuyor. Niçin? Mehirde çok büyük rakamlar istenilmiş olduğundan dolayı kimsenin aklına evlenmek gelmiyor. Herkes için evliliği düşünmek böyle hayali bir şey olmuş. Düşünün, mehir var, büyük rakamlar söyleniyor, ev eşyaları var, evi tutacaksınız, bir sürü şey alacaksınız, düğün masrafı, düğün yemeği. Yani altından çıkılamayacak bir durum, bir hal almaktadır bu durum. Bunun için kız tarafına nasihatimiz veya bacılarımıza nasihatimiz bu konuda büyük meblağlar istemesinler. Kardeşlerimize, kız babalarına nasihatimiz bu konuda mehir olarak çok büyük rakamlar kesinlikle istemesinler. İstedikleri takdirde dahi abiler. Şayet erkek tarafı bunu kabul etmiş ve bunu vermişse dahi düşünün erkek bir sürü borcun altına girerek bu mehri karşılamaya çalışıyor. Değil mi? Evleniyor, bu mehri veriyor, düğün masrafları, evin içine harcamış olduğu masraflar. Dolayısıyla evlilikten sonra yığınla borcun altına girmiş oluyor erkek kardeşimiz. Daha sonra bu erkeğin yuvada mutlu olması, sekineti, huzuru bulması nasıl olacak? Bu yuvada mutluluk, sekinet nasıl olacak? Kadın şöyle altınlarıyla hava atarken, ortamlarda gezerken erkek borcun altına batmış. Nasıl bir mutluluk olacak? Nasıl bir huzur, nasıl bir bereket olacak bu yuvada? Kesinlikle kardeşler böyle bir şey olmaz. Erkeğin darda olmuş olduğu bir yuvada huzur ve sekinet olmaz. Erkeğin kafasının sürekli başka yerlerde olmuş olduğu evliliklerde kesinlikle huzur ve sekinet olmaz. Bunun için evliliklerde huzur ve saadetin de yakalanabilmesi için şöyle az meblağlar talep edilmesi gerekir. Veya karşı tarafın rahatlıkla verebileceği meblağ tam olarak nedir? Bunun bilinip buna göre bir ölçünün belirlenmesi inanın taraflar için, evlenecek çiftler için çok çok hayırlı olandır. Bundan dolayı kardeşler inanın yuvalarda sıkıntılar oluyor. Bundan dolayı eşler çatışıyor. Sürekli karşı karşıya geliyorlar ve çoğu zaman da bu tür meselelerden dolayı karı koca boşanma aşamasına geliyor.
Bunun için böyle bir şeye gerek yok. Evlilikten umulan amaç başka bir şeydir. Huzur ve sekinetin elde edilmesidir. Değil mi? Bunun için başka şeylere, özellikle böyle parasal meseleleri evliliğin önüne geçirmemek Allah-u Alem bu konuda en doğru olan yol, en doğru olan metottur. Bunun dışında kardeşler, kadının hakkıdır mehir alması. Dilemiş olduğu kadar bir şey talep edebilir. Erkek de bunu kabul ederse bundan sonra erkeğin üzerine vaciptir. İkinci olarak kardeşler, kadınların erkekler üzerindeki en büyük haklarından bir tanesi de erkeklerin kadınların ihtiyaçlarını görmesidir. Erkekler yediklerinden eşlerine yedirecekler. İçtiklerinden eşlerine içirecekler. Giydiklerinden eşlerine giydirecekler. Oturmuş oldukları yerlerde eşlerini oturtacaklar. Bu erkekler üzerine en büyük sorumluluklardan bir tanesidir. Bu erkeklerin yerine getirilmesi gereken bir hukuktur. Evin içerisinde kardeşler, evin içerisinde gerek evlatların gerek eşin sorumluluğu bizzat babaya aittir. Çünkü Allah Azze ve Celle Bakara suresinde dedi ki وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْفَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yiyecek ve içecek ihtiyaçları konusunda bilinen, örfte bilinen bir usulle bunların, evlatların veya eşlerin sorumluluğu babaya yani erkeğe aittir dedi Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla kardeşler, erkekler bu konuda sorumludurlar. Ve Allah Azze ve Celle yine Talak suresinde dedi ki وَاَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ فَكَنْتُمْ مِنْ وُجُدِكُمْ Onları, kadınlarınızı imkanlarını nispetinde oturmuş olduğunuz yerlerde oturtun dedi Allah Azze ve Celle. Bu erkekler üzerine bir haktır kardeşler. Yediklerinden yedirmek, içtiklerinden içirmek, giydiklerinden giydirmek ve oturmuş oldukları yerlerde onları da oturtmak bu erkekler üzerinde en büyük haklardan, en büyük sorumluluklardan bir tanesidir. Bunun için erkeklerin bilhassa buna riayet ederek bunu yerine getirmeleri gerekir. Özellikle erkeklerin bu duruma dikkat etmesi ve riayet etmesi gerekir. Üçüncü bir hak olarak kardeşler, erkeklerin veya estağfurullah kadınların erkekler üzerindeki üçüncü bir hakkı erkeklerin kadınlarına karşı güzel bir şekilde yakınlaşmalarıdır. Güzel, maruf, bilinen güzel yöntemlerle yakınlaşmalarıdır. Erkekler kocalar olarak kardeşler kayyım konumdadırlar. Allah Azze ve Celle onları yönetici kılmıştır. Allah Azze ve Celle onları sorumlu olan kimseler kılmıştır. Bundan dolayı kardeşler erkekler eşlerine karşı, yanlarında bulunan kadınlarına karşı güzel bir adapla, güzel bir muameleyle yakınlaşmaları gerekir. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin erkeklere karşı emretmiş olduğu en öncelikli, en nitelikli meselelerden bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ki وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Onlarla, kadınlarınızla güzel bir şekilde, maruf bilinen güzel bir şekilde geçinin dedi. Dolayısıyla kardeşler, erkeklerin kadınlarına karşı en büyük sorumluluklarından yerine getirmeleri gereken en öncelikli, en nitelikli meselelerden bir tanesi onlara karşı güzel, yumuşak bir üslupla yakınlaşmaları ve güzel bir muamele onlara karşı sergilemeleridir. Abiler, bizler erkekler olarak kadınlarımıza karşı en güzel muameleyle yakınlaşmalıyız. Onlara karşı rahmet kanatlarımızı, şefkat kanatlarımızı germeliyiz. Onlara karşı güveni ve şefkati hissettirmeliyiz. Onlarla muamelemizin en güzel muamele olması gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki İstavsu bin nisa kadınlarınıza iyi geçin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste dedi ki Hayrukum hayrukum li ehli Sizin en hayırlınız ehline karşı en hayırlı olanınızdır. Ve ene hayrukum li ehli Ve ben içinizden ehline karşı en hayırlı olanınızım dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler bazen dışarıda yorulmuş olabilirsiniz. Eve yorgun, argın bir şekilde gelmiş olabilirsiniz. Veya dışarıda başka sıkıntılarla, problemlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Ama evinize geldiğinizde bütün sıkıntılarınızı, bütün problemlerinizi kapının dışında bırakmanız gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bize öncü olmuş olduğu gibi, her konuda bize önder, bizim için böyle numune konumunda olmuş olduğundan dolayı kardeşler, onun hayatının her yönünde bizler için güzel örneklikler vardır. O gün boyunca Müslümanlarla uğraşır, insanların işlerini hallederdi. Birçok meseleyle karşılaşırdı. Veya
gece boyunca sürekli ibadet yapardı. Bunlarla yorulurdu. Değil mi? Ama buna rağmen kardeşler kesinlikle eşleriyle muamelesini uzak bir muamele haline getirmemiştir. Veya onlardan bir tebessümü, güzel bir sözü eksik etmemiştir. Mesela abiler Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri kalkar uzunca namaz kılardı. Aleyhissalatü vesselam geceleri uzunca namaz kılardı. Ve daha sonra namaz kılmayı bitirdikten sonra şöyle bir bana döner, bana bir bakar. Eğer uyanıksam, eğer uyumuyorsam benimle biraz muhabbet ederdi. Ama eğer uyukluyorsam, uyur bir haldeysem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yanıma uzanır ve o da uyurdu. Dikkat edin kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gün boyu insanlarla uğraşmasına rağmen birçok mesele, birçok sıkıntı kendisine arz olmasına rağmen kesinlikle güzel bir muhabbeti eşine çok görmemiştir. Veya bir tebessümü eşine kesinlikle çok görmemiştir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının her yönünde, her alanında bizim için güzel örneklikler vardır. Allah azze ve celle ayeti kerimede dedi ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرُجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Allah Resulü'nde Allah'ı ve ahiret gününü uman kimseler için güzel örneklikler vardır dedi Allah Azze ve Celle. Onun hayatının her alanında kardeşler, aile hukukunda bizler için güzel örneklikler vardır. Bir diğer mesele kardeşler, eşlerimize karşı sahip olmamız gereken veya kadınların kocaları üzerindeki haklarından veya en büyük haklarından bir tanesi erkeklerin kadınlara zarar vermemesidir. Gerek maddi olarak gerek manevi olarak erkeklerin kadınlara kesinlikle hiçbir açıdan zarar vermemeleri gerekir. Çünkü kardeşler kadınlar Allah Azze ve Celle'nin Müslüman erkeklere emanetidir. Bizlerin emanetleri muhafaza etmesi gerekir. Bizlerin emanetleri koruması gerekir. Düşünün abiler, bir insan bir insana başka bir insana bir emanet verdiğinde emaneti alan kişinin emaneti koruması gerekmez mi? Emaneti en güzel şekilde muhafaza etmesi gerekmez mi? Kadınlar Allah Azze ve Celle'nin bizlere emanetidir. Dolayısıyla bizlerin bu emanete çok fazla dikkat etmesi gerekir. Onu muhafaza etme anlamında, onu koruma anlamında bizlerin daha fazla hassas olması gerekir. Normal bir emanet konusunda dahi kardeşler, üzerimize düşen ne varsa elbette bunları yapmalıyız. Ama özellikle kadınlar Allah Azze ve Celle'nin erkeklere emanetidir. Ve erkekler, Müslüman erkekler bu emaneti güzel bir şekilde korumalı ve güzel bir şekilde muhafaza etmelidirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki فَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَى Kadınlar konusunda Allah'tan korkun. Kadınlar konusunda Allah'tan haya edin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız dedi aleyhissalatu vesselam. Kardeşler onlar Allah Azze ve Celle'nin erkeklere birer emanetidir. O halde bizlerin kadınlarına karşı muamelesinin en güzel muamele olması gerekir. Lakin kardeşler, batılı sistemlerde, modern kanunlarda kadın en aşağılık olmuş durumdadır. Allah Azze ve Celle kadını zilletten izzet mertebesine yükseltmişken modern kanunlarda kadının hiçbir değeri, hiçbir önemi yoktur. Modern kanunlar, sözde modern olan bu kanunlarda kadın bir metadır. Kendisinden faydalanılan, kendisinden istifade edilen bir metadır kadın. Oysa Allah Azze ve Celle kadını zilletten almış, izzet konumuna yükseltmiştir. Oysa Allah Azze ve Celle kadınları erkekler için birer emanet konumuna getirmiştir. Daha fazla korunsunlar, daha fazla muhafaza edilsinler diye Allah Azze ve Celle bu şekilde kadınları izzetli ve şerefli kılmıştır. Ama modern kanunlarda kadının hiçbir yeri yoktur. Allah Azze ve Celle'nin kanunları, Allah Azze ve Celle'nin şeriatı dediğimizde gözlerinde böyle kan veya savaş sahneleri olan kimseler kadınların bugün gelmiş oldukları hali görmeliler. Allah Azze ve Celle'nin kanunları dediğimizde sanki herkes öldürülecek, kadınların hiç yaşama hakkı yoktur gibi bir algıya sahip olan insanlar bugün vahşice öldürülen kızlarımızı görmüyorlar mı? Bugün vahşice otel odalarında veya başkaca erkek evlerinde öldürülen, vahşice katledilen kızlarımızı, gençlerimizi görmüyorlar mı? Bu kızlar, bu genç kızlarımız bugün bu batılı kanunlar sebebiyle bu hale geldiler. Allah Azze ve Celle onları korumuş, Allah Azze ve Celle onları muhafaza etmişken bugün sözde kadına değer verdiğini ifade eden bu batılı kanunlarda
kadının hiçbir değeri yoktur. Kadın yalnız bir varlıktır. Kadın kendisini sergilemiş olduğu oranda özel ve değerlidir. Bedenini teşhir etmiş olduğu oranda, erkekleri tatmin etmiş olduğu oranda değerlidir kadın. Bunların yasalarına, bunların kanunlarına, bunların filmlerde, dizilerde vermiş oldukları algıya göre. Bunlar insanlara, kadınlarımıza, erkeklerimize böyle bir algı verdiler. Kadının yeri onlara göre eşinin yeri, yanı değildir. Kadının yeri babasının yeri veya babasının yanı, amcasının, dayısının, abisinin yanı değildir. Bunların dizilerle, filmlerle veya yapmış oldukları haberlerle vermiş olduğu imaya, algıya göre kadının yeri sevgilisinin yanıdır. Bunlar kadını izzetten zillete düşürdüler. Kadın ne kadar kendisini teşhir ederse bunlara göre o kadar değerli olmuş bir durumdadır. Bunun için kardeşler, kadın ne zaman özel olur? Kadın nefsini, kendi nefsini, ırzını, şahsiyetini, namusunu ne kadar korursa kadın o kadar özel ve o kadar değerlidir. Kardeşler, kadınların erkekler üzerinde birçok hakkı vardır. Biraz önce kadınların erkekler üzerindeki hakkından bir tanesinden bahsetmiştim. Üçüncü madde olarak veya ikinci madde olarak. Erkekler kadınlarının ihtiyaçlarını karşılamalıdırlar. Erkekler evin içerisinde kayyım durumdadırlar. Erkeklerin çalışması, erkeklerin rızıkları temin etmesi gerekir. Erkeklerin yediklerinden yedirmesi, içtiklerinden içirmesi gerekir. Bu sorumluluk erkeğe aittir kardeşler. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ki اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَى Erkekler kadınların üzerinde sorumlu yöneticiler, sorumlu yöneticilerdir dedi Allah Azze ve Celle. Peki kardeşler, burada şöyle bir soru sorayım. Bu bizim vakamızı, bizim durumumuzu, bilhassa Müslüman kardeşlerimizin halini de çok fazla ilgilendirmiş olduğundan dolayı şöyle bir soru sorayım sizlere. Müslüman kadınlar da kendileri çalışabilirler mi? Veya kendileri meşru yollarla rızıklarını temin edebilirler mi? Normalde kardeşler, çalışma işi, rızkı temin etme işi erkeklerin üzerindedir. Erkekler kendileri çalışırlar, rızkı temin ederler, yediklerinden yedirir, içtiklerinden içirirler. Bu erkeklerin üzerinde birer sorumluluktur. Ama şayet uygun şartlar olursa, meşru yollarla, meşru yöntemlerle kadın kocasından izin almış olduğu takdirde meşru yollarla kadın çalışabilir, rızkını temin edebilir abiler. Bunu yapabilir. Eğer eşi de izin vermişse, meşru yollarla harama bulaşmadan, haram bir işle uğraşmadan, haram bir alanda bulunmadan eğer ihtiyacı da varsa kadın kendi rızkını temin edebilir. Lakin kardeşler, günümüz açısından şu günümüzde Müslüman bacılarımızın çalışmasını bizler çok doğru bulmuyoruz. Bazı açılardan, bazı sebeplerden dolayı bizler bunu çok doğru bulmuyoruz. Veya kadının para kazanmasını inanın çok doğru bulmuyoruz. Niçin? Bizler yıllardır abiler şöyle algılarla veya şöyle telkinlerle, şöyle söylemlerle bizler çok fazla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela kardeşler, gerek filmlerde, dizilerde veya haberlerde, sürekli sosyal medyada şöyle algılar, kadınlar için şöyle algılar çok fazladır. Feministçe algılar. Kadın kendisi çalışmalıdır. Kadın kendi ayaklarının üzerinde kendisi durmalıdır. Kadın erkeğe ihtiyaç duymadan kendi rızkını temin etmelidir. Ve benzeri söylemler bizler çok fazla duyuyoruz abiler. Bizlerin eşleri de, kadınları da bu sözleri çok duyuyor. Dolayısıyla kardeşler, bu feministçe algıya ne yazık ki bizim Müslüman kadınlarımız da aldanıyorlar. Bizim Müslüman kadınlarımız da böyle söylemleri çok fazla duymuş olduklarından dolayı aynı algıya, aynı düşünceye onlar da kapılıyorlar. Mesela kardeşler, küçüklüğümüzden itibaren okullarda veya annemizin babamızın söylemiş olduğu şu sözler. İşte kızım oku veya oğlum oku, kimseye ihtiyacın olmasın, bir meslek sahibi olasın veya bu kişi kızsa işte oku, yarınlarda boşanırsan ortada kalmayasın. Daha evlilik olmamış, daha boşanma gibi bir durum söz konusu yok. Daha herhangi kesinlikle bu konuyla alakalı bir şey yok. Ama küçüklükten itibaren bu tür telkinlerle karşı karşıya kalmış gençlerimiz, kızlarımız düşünün ileride nasıl olacaklar. Bu tür sözlerle veya bu tür telkinlerle çok fazla karşı karşıya kalan kızlarımız ileride evlilik kuramıyorlar abiler. Evlilik, bir yuva oluşturamıyorlar. Veya bir yuva sahibi olduklarında çok fazla zaman geçmeden boşanma sürecine geliyorlar. Niçin? Daha küçüklüğünden itibaren hiçbir şey olmadan onlar böyle telkinlerle çok fazla karşılaşmışlardı. Dolayısıyla kardeşler, bizler Müslümanlar olarak veya eşlerimiz Müslüman kadınlar olarak böyle telkinlerle çok fazla karşı karşıya kalmış olduklarından dolayı çok fazla etkilendiler. Bunun için Müslüman kadınlarda dahi böyle bir algı var abiler. Kadın güçlü olacak. Kadının evde sözü geçecek. Kadın şöyle olacak.
Kadının bir kadının kendi rızkını kendisi temin edecek. Eşine çok fazla ihtiyaç duymayacak. İnanın kardeşler, kadın böyle düşünceye sahip olduğunda o yuvada düzen, istikrar, sükunet kesinlikle, huzur kesinlikle olmaz abiler. Niye? Çünkü kadının kendisini güçlü görmüş olduğu evlerde bir otorite olmaz. Otoritenin olmamış olduğu yerlerde, tarafların kendisince, her birinin kendisince bir otorite oluşturmuş olduğu evlerde kesinlikle mutluluk, saadet olmaz. Bunun için kadının kendisini çok fazla güçlü görmemesi gerekir. Ama para kazanan kadınlar kendilerini çok fazla güçlü görüyorlar. Artık söz haklarının olduğunu düşünüyorlar. Artık evde ihtiyaçları beraber halletmiş olduklarından dolayı hayat konusunda bir eşitlilik bekliyorlar. Niye? Çünkü çok fazla böyle telkinlerle karşı karşıya kaldılar. Çünkü böyle telkinleri çok fazla duydular. Dolayısıyla biraz güç elde ettiklerinde, hemen tabii istisnaları var, bu durumda böyle bir güç elde ettiklerinde kocalarını ezmeye çalışıyorlar veya bir güç, bir otorite oluşturmaya çalışıyorlar. Kadınlar böyle bir güç, böyle bir otorite oluşturmaya başladıklarında inanın o evde huzur ve mutluluk kesinlikle kalmıyor. Bunun için kadınların güçlü olmuş oldukları evlerde, kadınların otoriteyi kendi ellerinde bulundurmak istemiş oldukları evlerde, yuvalarda huzur ve sekinet olmaz. İstisnalar var mı? İstisnalar var. Ama kardeşler, genel olarak ne zaman kadınlar bu şuura sahip oldular, ne zaman ki bu telkinlerle çok fazla karşılaştılar ve bu telkinlerle karşılaştıktan sonra bu düşünceye sahip oldular, artık erkeklere karşı bir egemenlik sağlamaya başladılar, bundan sonra kardeşler evlilikler böyle sürekli tartışma, kavgalar haline geldi. Ve netice olarak boşanmalar çok çok fazla. Niye? Çünkü kadın güçlü bir irade istiyor. Kadın sürekli sesinin, sözünün dinlenmesini istiyor. Tamam, erkek de bu konularda kesinlikle kadını ezmemeli. Veya mesela bir evde çalışan erkekse, hep çalışan benim, rızkınızı ben temin ediyorum, sizi ben yediriyorum, ben içiriyorum derse bir erkek, kadın da ben de çalışırım o zaman der. Veya sürekli böyle ithamlarla, böyle sözlerle karşı karşıya geliyorsa, kadın da bunun mukabilinde bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Bunun için erkek böyle söylemlerden birinci derece uzak durmalı, kadın da günümüz açısından çalışmamalı kardeşler. İnanın günümüzün kadınları, günümüzün Müslüman kadınları batıdan, batının fikirlerinden, batının feminist kadın yapısından çok fazla etkilendiler. Ve kadınlarımız evde bir güç, bir otorite istiyorlar. Güçlü kadınlar evlerinde huzur bulamazlar. Güçlü kadınlar otoriteyi hep kendileri istemiş olduklarından dolayı ve bu erkeğin benliğine, erkeğin fıtratına ters geldiğinden dolayı bu tür evlilikler kardeşler hep böyle kavga, gürültü olur bu tür evliliklerde ve sonuç olarak eğer bu hal üzere devam ederlerse, kadın sınırını, erkek de sınırını bilmezse çok fazla devam edecek gibi bir tablo oluşmaz. Ama istisnalar var mı? Evet, istisnalar var. Bazı evliliklerde kadın güçlüdür, erkek biraz daha idare edilmeye münasiptir. Böyle istisnalar var. Kadın seviyesini bilirse, haddini, hukukunu bilirse, erkek de haddini, hukukunu bilirse inşallah kötü bir netice hasıl olmaz. Ama kardeşler, kadınların güçlü olmuş olduğu evlerde, otoriteyi ellerinde bulundurmak istemiş oldukları evlerde huzur ve mutluluk olmaz. Çünkü kadınlar genel olarak kardeşler fıtraten tatmin olmazlar. Genel olarak tatmin olmazlar. Allah Azze ve Celle bize hak ayretsin. Allah Azze ve Celle bizleri birbirlerimizin hakkına riayet eden eşlerden kılsın. Hakka hak bilip hakka isabet eden kullarından kılsın. Batılı batıl bilip batıldan en güzel şekilde uzak duran kullarından bizleri kılsın. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.